Hemen. Başlıyor muyuz? Evet. Şimdi yakın temaslı bir çekim yapayım istedim. Fakat çok yakın oldu. Koca kafam çıktı. Ama göstermek istediğim şu. Şu L. Bunu buraya bağlıyorsunuz. Ve ileri geri gel. Duvara mıklamışım ben bunu. Bu da böyle. Plastikten bir aparat var. Şuraya da buraya mıklamışız bunu. Böyle açabiliyorsunuz. Burayı kapatabiliyorsunuz. Böylece sabit oynamıyor. Hava almasını sağlayabiliyorsunuz ve oynamasını engelliyorsunuz. Veya full kapatıyorsunuz. Sonra bunu indiriyorsunuz. Artık full isteseniz de açılmıyor. İşte olması gereken bu. Bu aparat da daha da modern çözünümlü. Bunu Koçtaş'tan aldım. Çünkü bu metal. Bekiniyor. İstersen. Buradan da diğer plastik olan da havalandırmak için belli bir miktar açabiliyorsun. Bu direktman sıfıra sıfır. Yani bunu şey yapamazsınız. Havalandırmak için kullanamazsınız. Ya açık kapalı kalacak ya kapı. Ya evet öyle. Peki o zaman başlayalım. Bugünkü konumuz ne? Güvenlik. Güvenlik. Evde güvenlik. Bugün de evde güvenliği anlatacağız sevgili izleyenlere. Bir tane alayım ben onu. Bir tanesini yalnızca. Şunları sana vereyim. Evet. Bugün evde güvenliği anlatacağız arkadaşlar. Sonra da bunu yapıştıracağız onu. Harika. Sonra da yapıştıracağız. Arabada güvenlik videosundan sonra daha da önemli olan ve daha fazla zaman geçirdiğimiz yer olan evde güvenlik konusunu bugün işlemeye çalışacağız. Ne yapacağız evde güvenlikte? Size... neleri kullandığımızı ve kullanırken sonra da bunu yapıştıracağız mesela. Yapıştıracağız. Tamam bunları mı? Da yapıştıracağız. Tamam mı? Tamam. Hadi gel. Tamam. Dur bir saniye. Gelmekten önce anlatmam lazım. Hadi gel. Tamam bir dakika. Bu ne işe yarıyor onu anlatayım önce. Bu bir masa yapacağız. Köşe koruması. Bu masaların köşelerine bundan koyuyoruz. Olası bir mesela Emel gelip kafayı buna çakarsa veya baba gelip çakarsa ne oluyor? Acımıyor. Değil mi? Ne? Eğer bebeğiniz bir yaşları civarındaysa genelde öyle oluyor. Yürümeye başlıyor. O zaman bunu yapıştıracağız. Ve bu yürümelerden önce diyoruz ki eğer bebeğinizi korumak istiyorsanız işte sivri köşeleri evden kaldırın. Kaldıramıyorsanız onlara plastik i̇şte şeyler takın. Daha da büyürse, büyüdüğü zaman daha da meraklı bir insana dönerse o zaman çekmeceleri de açmaya başlıyor değil mi Emel? Evet. Evet. Çekmeceleri de bir şekilde kapatmamız gerekiyor. Peki onları nasıl kapatıyoruz? Birkaç tane stille. Plastik mesela özel aparatlar var. Böyle o aparatı buraya koyuyoruz. Değil mi? Koyduktan sonra otomatik geliyor. Ve bir böyle zorluyoruz. Kırıyoruz onları değil mi? Bir de sana yiyeceğiz. Bir de sonra yiyoruz tabi. Yemek çok önemli. Kırıyoruz. Sonra da yiyeceğiz. Kırıyoruz, yiyoruz. Önemli olan burada güvenlik. Evet. Ben ne anlatıyorum? Sen ne anlıyorsun? O ne görüyor? İşte hepsi burada. Gizli. Şimdi söyleyeceğim şu. Toparlayayım. Sonra da bunu yapacağız. Evet, sonra da onu yapacağız. Masa köşeleri. Sonra masaların bunu... kenarları. Sonra? Masa yukarıdaysa, sehpalar aşağıdaysa, sehpaların çevresi. Sonra da tamam çekmeceleri, mı? İkili tamam çekmeceliler, tekli tamam çekmeceliler, mı? Takmam. Tamam. Boyumuzun ulaştığı çekmeceleri, dolapları, özellikle mutfak için, bakalım mutfaktaki mi? Dolaplar. Oo. Olacak mı? Evet, onlara takmamız lazım. Ve tabii ki kapılar. Kapılarda da balkon kapıları, balkon kapılarında var. Ana kapı, mesela ana kapı da çünkü eğer eli yetişebiliyorsa o da önemli. Ve tabii ki pencereler arkadaşlar. Pencerelerde de önemli bir husus. Pencerelerde bir şekilde üste çıkıp, işte koltuğun üstüne çıkıp pencereye ulaşıp oradan da açabiliyoruz. Bu yüzden onları da plastik cihazları koruma cihazları diyelim bunlara. Koruma aparatları. Onları takabiliyoruz. Ha, bunun dışında tabii ki daha da önemli
Bu deprem için yapılmış olanlar vardır aranızda. Depremde de önemli çünkü vurgulanmıştı önemi. Dolaplar büyük olan buzdolabı, normal yatak odasında kullandığınız gardıroplar, çekmeceler, televizyon, bunların hepsini bir şekilde duvara monte etmemiz lazım. Çünkü onlara da tırmanmak isteyebilirler. Tırmanırken üstlerine düşebilir. Böyle videolar var. Altında kalabiliyor çocuklar. Çok üzücü sonuçlar gelebilir. Böyle bağırabilir. Bağırırken de mesela ağza da mesela güvenlik elemanı olarak bazen takabiliyoruz böyle. Mesela göstereyim. Bunu güvenlik olarak elemanı olarak görmeyelim. Tamam be. Canım mı sıkıldı? Evet. Bunları yapabilirsiniz. Nereden peki alıyoruz bu malzemeleri? İşte mesela ben en son Koçtaş'tan aldım. Orada Pimapen için özel kapaklı böyle çok güzel beyaz renkli aparatlar var. Veya işte bu şey 1 liralık yerler satan yerlere ne deniyordu? Orada da mesela güvenlik araçları satılıyor. Aslında çok yerde var bu güvenlik araçları. Ve özellikle söylemem lazım ki bunlar çok kalıcı değil. Yani biz yaptık. Yaptıktan sonra Emel yürümeye başladı. Yürümeye başladıktan sonra da onlarla oynayabiliyor. Bunların hepsi eskiden takılıydı. Bunları göstereyim size tek tek. Bunların içinde böyle yapışkanları var. Köşelere takılıydı. Fakat Emel bunları tek tek çıkarmayı sevdi, oynadı ve onları tek tek çıkardı. Veya işte sünger almıştım ben. O süngerleri de yapıştırmıştım böyle kafası çarpmasın diye. Onları da mesela tutup böyle ses çıkararak hem görüntülü olarak onları da koparmayı başarmıştı. Onlar da kendi halinde çok uzun süre durmadılar. Daha sonra çekmecelerdeki plastikler. Onlar da yüklenirseniz sağlam. Değil mi Emel? Sağlam yüklendiğim zaman onlar da kırılabiliyor. Biz mesela yaparken nasıl yaptığımızı da görüyor. Bunlar da tabii ki öğrenmesine sebep oluyor. Çabuk öğreniyorlar. Bazıları buzdolabına da mesela koruyucu takıyor. Biz daha buzdolabına takmadık. Kendisi açıyor. Arada sırada böyle bir soğuk hava almak için bakıyor. İçeriden bir tane yoğurt alıyor. Yoğurt hiç yemiyor bu arada. Ama sonuçta alıyor. Bunlar önemli. Yani benim önerim şu. Çok abartıp çok güvenliğe giderseniz sonucu çok başarılı olmayabilir. O yüzden hani büyük dolapları duvara bağlama, işte televizyonu duvara sabitleme, bunlar önemli. Bunları mutlaka yapın. Çünkü deprem, Allah korusun deprem olduğu zaman onlar da altında kalırız hepimiz. Onlar tabii ki önemli ama işte bu köşeye gelme, işte sünger çekme, pencereleri onları da mutlaka yapın. Kapatın Allah korusun çünkü yani anlık bir şey bu. Tırmanıyorlar, pencere açabiliyorlar, düşebilirler. Dikkat etmek lazım. Yani siz kendi evinizi tabii ki en iyi siz bilirsiniz. Nerelere dikkat edilmesi lazım? Nereye dikkatli olup işte tehlike oluşturacak yerleri siz daha iyi görürsünüz ama bakış açısı anlamında iyice bir kontrol etmeniz ve öncelik sırası yapmanız lazım. Ben onu öneriyorum. Hepsini bir anda yaparsanız çok zaman kaybı ve gereksiz olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok evhamlı da olmayın ama çok da böyle hani çok relax ama bize de hiçbir şey olmaz demeyin. Mutlaka güvenlik çok önemli. Çocuk güvenliği evde. Bu konuda dikkat etmenizi öneriyorum. Güvenlikle ilgili aklıma gelenleri olabildiğince size anlatmaya çalıştım. Lütfen eklemek istediğiniz yorum kısmına ekleyin. Ve beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Görüşmek. Gel. Söylemek istediğim şey var mı? Söylemek istediğim şey var mı? Yok. Tamam. Söylemek istediğim şey yokmuş. O zaman hepinize saygılar, selamlar. Burada da başka bir pratik çözümü anlatacağım size. Yanımda bir banyo dolabı var. Banyo dolabının kapağı çok rahat açılıp kapanabiliyor ve çocuklar, büyükler, herkes bunu açabiliyor. Peki biz çocukların açmaması için ne yaptık? Çok basit bir yöntem. Şu gördüğünüz iki tane plastik, bir buraya, bir de buraya bunu yapıştırdık. Bunlar normalde birbirinden alakasız iki tane askılık diyelim biz bunlara. Askı gibi düşünün ve bir tane de çocuk tokası. Ding ding. Gördünüz mü bilmiyorum. Bunu buradan buraya geçiriyoruz. Bunu da buraya geçiriyoruz. Sonra bir tur daha atıyoruz. Sonra bir tur daha atıyoruz. İşte size güvenlik. Ne oldu? Artık açılmıyor. Çocuk tabii bunu buradan uzak, çocuğun boyundan daha yukarıda olması lazım. Çocuğun boyundan daha yukarıda olduğu zaman bu
çok basit şekilde sizin tarafınızdan açılabilir ve kullanabilirsiniz. Nasıl? Beğendiniz mi? Mesela dolapları bağlamak duvara, bunlar tabii ki gerekli. Onları yapmak lazım. Şu anda video çekerken araya girdik ama komik bir şey oldu. Neyse, bunu tabii keseceğim. Siz göremeyeceksiniz. İyi de konumuzdan çok alakasız. Neyse. Mami Sibel'i tutuyordu. Sibel Perf diye bırıp kusunca yerler bomba oldu. Bu da böyle. Mel de yanındaydı. Tamam. Neyse. Sibel de bir şey söylemek istiyormuş. Güvenlik önemli.